Odak programına hoş geldiniz. Bu akşamki odak programında Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarındaki son durumu ve tarihi arka planını mercek altına alacağız. Konuğumuz da tarihçi ve siyaset bilimci Profesör Doktor Hamit Bozarslan olacak. Odak başlıyor. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarındaki son durumu ve tarihi arka planını tarihçi ve siyaset bilimci Profesör Doktor Hamit Bozarslan değerlendirecek. Konuğumuz Zoom hattımızda. Sayın Bozarslan, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk efendim. Öncelikle şuradan başlamak isterim. 15 Şubat'tı sanırım. Rusya'da Duma Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerini tanıma kararını devlet başkanı Vladimir Putin'e gönderme kararı aldı. Ve bunun ardından aslında hiç kimse tahmin etmiyordu Putin'in bu iki halk cumhuriyetini tanıma kararını onaylayacağını ve ilan edeceğini. Ama 21 Şubat'ta bir konuşma yaptı Putin. Aslında bu her şeyin başlangıcıydı. 21 Şubat'taki Putin'in konuşmalarında hangi şifreler vardı size göre? Sanıyorum 21 Şubat konuşmasını anlayabilmek için son 20 yıllık Putinizm'in son 20 yıllık konuşmalarını ele almak gerekmekte. Daha 2000'li yılların başında Putinizm'in ideologlarından olan Alexander Dugin, Ukrayna'nın bir folklorik varlığa dönüştürülmesi gerektiğini dile getirmekteydi. Bunu dile getiren Alexander Dugin de değildi. Rusya'daki sağ eğilimlere baktığımız zaman 1960'lardan 70'lerden itibaren böyle bir söylem söz konusu. Ve Putin 21 Şubat konuşmasında şunu dile getirmekteydi. Ukrayna tarihsel bir hata ve bu hatanın düzeltilmesi gerekmekte. Ve bu hata komünizmin hatası, Lenin'in hatası. Lenin Ukrayna'ya yaratarak, Ukrayna milliyetçiliğini destekleyerek ve Ukrayna'ya kendi kaderini belirleme hakkını vererek Rusya'ya ihanet etmiş bulunmaktaydı. Ve Putin şunu eklemekteydi. Stalin Lenin'in hatalarını düzeltmeye çalıştı. Fakat bunları tümüyle düzeltebilmesi mümkün olamadı. Stalin'in yapabildiği tek şey güçlü bir merkezi cumhuriyet kurmak, devlet kurmak demekteydi. Ve Putin açısından bu hatanın, tarihsel hatanın düzeltilmesi gerekmekteydi ve bu şu andaki koşullar buna el vermekteydi. Putin'in konuşmasına baktığımız zaman NATO meselesi 9. sayfada ortaya çıkmakta. Metin 15 sayfalık bir metin. Büyük bir ihtimalle kendisini hazırladığı bir metin. Çünkü görüşlerine tümüyle uygun düştüğünü görmekteyiz. Ve NATO meselesi, güvenlik meselesi, ekonomik meseleler ancak 9. 10. sayfadan sonra ortaya çıkmaktı. Bir rivayete göre Putin Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği'ni canlandırmak istiyor. Diğer rivayete göre Çarlık Rusya'sını yeniden diriltmek istiyor. Siz hangisine katılırsınız? Putin şu anda ne yapmak istiyor Ukrayna'ya saldırılarıyla? Putin'in ne yapmak istediğini uzun zamandır biliyoruz. Çünkü hem kendisi söylüyor hem diğerleri söylüyor. Putinizm çerçevesinde ya da görüşlerinde Rusya'nın bir tarihsel misyonu var. Bu misyon imparatorluk misyonu. Bu imparatorluk misyonu tarihte 3 ya da 4 kez yeniden canlandırılabildi. Bunu ilk kez Vladimir'in Rusya Moskova beyliğini ya da krallığını imparatorluğa dönüştürmesi olarak değerlendirmekte. İkinci aşama Korkunç İvan aşaması, üçüncü aşama ise ikinci Katrin. Ve şu anda Putin dördüncü imparatorluğun kurucusu olarak ortaya çıkmak. Bu tarihsel misyon Putin açısından hem tarihin verdiği, hem doğanın, tabiatının meşrulaştırdığı, hem de Yaradan'ın, Allah'ın ya da Tanrı'nın meşrulaştırdığı bir misyon ve bu misyonun hiçbir şekilde terk edilebilmesi mümkün değil. Putin açısından Rus batıcılığı ve ondan sonra da Rus komünizmi ve son olarak da Rus perestroikası bu tarihsel misyona bir ihanet olarak değerlendirilmektedir. Ve bu ihanetin giderilmesi, Rusya'nın yabancılaştırıldığı özüne yeniden dönmesi gerekmekte. Ve bu öz aynı zamanda ontolojik bir öz. Tarihin değiştiremeyeceği bir misyon ve tarihin değiştiremeyeceği bir zafer
bir ontolojiyle karşı karşıyayız. O açıdan söz konusu olan ne Sovyetler Birliği'nin yeniden yaratılması, ne klasik Çarlık İmparatorluğu'nun yaratılması, fakat bu imparatorluk misyonunun muhakkak yeniden canlandırılması ve yerine getirilmesi. Birazdan onu da konuşuruz. Bu imparatorluk hayalleri kuran ülkelerin bu sınır ötesi harekatlarında nasıl hezimete uğradıklarını belki Türkiye üzerinde de konuşuruz ama Putin'in bir argümanı da Rusya Ukrayna'ya saldırırken oradaki neonazilerin varlığıydı. 2014'teki gösterilere ya da o döneme gittiğimizde hakikaten vekalet savaşlarını, neonazilerin eylemlerini görebiliyorduk. Ama Putin'in 21 Şubat'taki açıklamasıyla sizce bu argümanı biraz ters düşmüyor mu? Yani aslında tam da Putin'in sözlerinde o milliyetçi unsurlar yok mu? Aslında Putin'in Putinizmin temelinde Ivan Ilyin var. Ivan Ilyin 1950'lerde ölmüş olan bir nasyonal sosyalist ya da nasyonal bolşevik lider, teorisyen. Sürgünde ölen bir teorisyen, filozof olarak kendisini tanıtmakta. Ve Ivan Ilyin'in söylemlerinde ortaya çıkan kavramlar tümüyle nazizmden gelen kavramlar. Bu kavramlar tarihsel misyon kavramı, Rusluğun hakimiyeti, Rusya'nın değil Rusluğun, Ruslar üzerindeki hakimiyeti ve Slavlar üzerindeki hakimiyeti olgusu var, yaşamsal saha olgusu var ve Putinizmin kaynaklarının çok önemli bir kısmı 1920'lerde ortaya çıkan nasyonal bolşevizm. Ki bu nasyonal bolşevizm içerisinde Ernst Nikitsch gibi birisi var, Ernest Jünger var, Karl Schmitt var, yaşamsal saha, imparatorluk sahaları, büyük sahalar. Bu açıdan eğer nazizme bakmak gerekiyorsa büyük ihtimalle nazizmin şu anda nasyonal bolşevizm olarak da Rusya'da görmekteyiz. Buna ikinci bir olguyu daha da eklemek gerekiyor. Rusya'nın paramilitarizasyonu, ki Wagner bunun çok önemli bir örneği, aynı zamanda nazizmden beslenen bir örnek. Wagner isminin Wagner olması ve Wagner'in zaten antisemit olduğu bilinen Wagner'in Nazi bir perspektiften yola çıkarak yorumlanması, Nazizmin ne kadar güçlü olduğunu ya da neonazizmin Putinizmin oluşmasında ne kadar önemli bir rol olduğunu göstermekte. İkinci bir olguyu da dile getirmek gerekiyor. Zelenski Yahudi. Hem anne tarafından Yahudi, hem baba tarafından Yahudi. Zelenski Rus kökenli ya da kültürel olarak Rus. Ve Zelenski hiçbir zaman bir Rus düşmanlığında bulunmadı. Tam aksine Rusya'nın batı ya entegre olarak Rusya'dan kopmaması, pardon, Ukrayna'nın batıya entegre olarak Rusya'dan kopmamasını önermektedir. Zelenski'nin oy aldığı en önemli bölgeler aslında Ukrayna'nın Rusça konuşan bölgeler. Bütün bunlar tabii Ukrayna'daki milis kuvvetleri arasında neonazi güçlerinin olmadığını göstermemekte. Fakat eğer neonazizme baktığımız zaman ya da nasyonal bolşevizme baktığımız zaman ana saha, ana kaynak Rusya, Ukrayna değil. Evet. Ukrayna tarihinden süre gelen bir savaşlar manzumesi gibi bir ülke aslında ve hep vekalet savaşları yürütülmüş orada. Bu durumda coğrafya kader midir diyeceğiz yoksa hakikaten Ukrayna yönetimlerinin hataları mı vardı bu vekalet savaşlarında? Mesela bu son Rusya'nın saldırısında dahi aslında bu savaşın Rusya ile Ukrayna arasında değil, Rusya ile Batı arasında, NATO, Avrupa Birliği, ABD arasında sürdüğü gibi argümanlar da var. Katılır mısınız siz bu argümanlara? Buna katılabilmek çok zor. Tarihsel bir arka planın olduğu kesin. Ve Timothy Snyder adında çok önemli bir tarihçi, Kan Toprakları ya da Kanlı Topraklar adlı kitabında bu olgulara değinmekteydi. Aslında İkinci Dünya Savaşı 1945'te bitmedi. 1948'de bitti, 49'da bitti. Hem Beyaz Rusya'da hem Ukrayna'da savaş milyonlara mal olarak çok uzun yıllar daha devam etti. Ve burada hem bir nüfus mühendisliğinin olduğunu görmekteyiz, hem bir iktidarın kullandığı zorun ve ceberut bir anlayışın seferber edildiğini görmekteyiz. Bunlar sadece Batı'nın istekleri ile açıklanabilecek olgular değil. Kaldı ki Batı, Ukrayna'nın NATO'ya entegre edilmesi çok uzun yıllar, on yıllar alacak olan bir projeydi. Ve Avrupa Birliği'nin şu andaki koşullarda Ukrayna'yı entegre etme gibi bir projesi yok. Hatta bu savaşın başlamasından sonra da bu plan tümüyle reddedildi.
Yani o yüzden sanıyorum söz konusu olan bir halk var mı yok mu? Bu soruya cevap vermek ve Putin'in konuşmasında bu çok açık bir şekilde ortaya çıkmakta. Ukraynalı bir, Ukrayna'da bir millet yok. Ukrayna'da bir halk yok, Ukrayna'da bir ülke yok. Eğer bundan yola çıkarsanız, Ukraynalıları bir özne, kendi tarihlerine sahip olan, kendi geleceklerini kurmak isteyen bir millet ya da bir özne olarak değil de bir nesne olarak görürseniz, ister istemez her şeyi batıyla açıklarsınız. Fakat yani söz konusu olan şu anda Rusya. Rusya'nın kendisini yenilememesi, Rusya'nın demokratik bir perspektif kazanamaması ya da demokratik bir yola girememesi, Rusya'nın içinde bulunduğu son derece zor koşullara rağmen imparatorluk projesinden vazgeçmemesi. O zor koşullardan biri de ekonomik durum sanırım. Çünkü evet güçlü bir ekonomisi var Rusya'nın. Evet 2014'ten sonra da yine Kırım-Ukrayna meselelerinden sonra bir ders çıkarılmış ve bugüne bir hazırlık yapılmış anlaşılıyor bu. Buna rağmen çok büyük zorluklarla savaşıyor. ABD ekonomisiyle Rusya ekonomisini karşılaştırdığımızda hakikaten Rusya böyle bir ekonomik savaşta galip gelebilir mi size göre? Böyle bir savaşta galip gelebilmesi mümkün değil ve sanıyorum Rusya tarihsel olarak yenildi. Bunun tek nedeni ekonomik değil. Bunun nedenlerinden birisini anlayabilmek için İbn Haldun'u okumak gerekiyor. İbn Haldun kaybedilmiş imparatorlukların yeniden kurulamayacağını, çünkü imparatorlaşma sürecinin bir dinamizm gerektirdiğini dile getirmektedir. Bu dinamizm hem bir asabiyet gerektiriyor, iç dayanışma, bir gerginlik, sizi tarihin tarih sahnesinin önüne atan bir gerginlik gerektiriyor. Hem bir dava, milleti aşan, kendi milletinizi aşan bir evrensel davanın seferber edilmesi gerekiyor. Bir fedakarlık duygusu. Bütün bunların Rusya'da olmadığını görüyoruz. Şu anda Ruslar McDonald's'ın, IKEA'nın yasını tutmakta. Kalkıp böyle bir milletten yola çıkarak yeniden bir imparatorluk kurabilmeniz mümkün değil. Ve söz konusu olan sadece ekonomi değil, aynı zamanda demografinin kaybolması. Rusya neredeyse her yıl 500-600 bin kişi kaybeden bir ülke, bir demografik yapıya sahip. İkinci olarak ekonomiden 2014'ten pek ders alındığından emin değilim. Bunu iki rakamla belki dile getirebilmek mümkün. Birinci rakam, bugün Rusya'nın milli geliri İtalya'nın milli geliri kadar idi. Rublenin düşüşünden sonra çok büyük bir ihtimalle bu milli gelir şu anda daha da azaldı. Ve ikinci bir rakamı vereyim. Rusya'nın milli geliri hemen hemen 1600 milyar dolardı. Pentagon'un bütçesi 750 milyar. Yani Pentagon'un bütçesi hemen hemen Rusya'nın milli gelirinin %50'sine tekabül etmekte. Ve Rusya'nın kalkıp yeni bir silahlanma savaşını, yarışını ya da bir soğuk savaşı kazanabilmesi bana hemen hemen imkansız gelmekte. Evet. Peki Rusya Ukrayna'ya saldırdığında yani 24 Şubat'ta bir rivayete göre 2 gün içinde Kiev'i alacaktı. Ama bugün 20. gününde sizinle konuşuyoruz. Hala saldırılar devam ediyor. Evet müzakereler de devam ediyor. Hatta bugünkü müzakerelerin sonunda açıklama yapıldı. Dediler ki daha büyük ilerleme kaydettik. Çok olumlu bir seyirde ilerliyor. Şimdi 20 gün geçti aradan. Bu hakikaten Rusya'nın planladığı gibi ilerliyor mu? Çünkü kendi açıklamaları bu yönde. Onlar biz hiçbir zaman 2 günde Kiev'e gireceğiz demedik diyorlar. Size göre 2 günde Kiev'e girmemiş olması bir kayıp mıydı Rusya için? Rusya açısından en azından çok büyük bir algı hatası olduğu çok açık. Burada belki eski Yunanlara başvurmak gerekiyor. Eski Yunanlar şunu dile getirmekteydi. Kairos fırsatın tanrısı ama fırsatı çok büyük bir şiddetle ve rasyonaliteyi kaybederek kullanmamak gerekli. Aynı zamanda Kronos'un ne yaptığını, tarih tanrısının neyi yarattığını da hesaba katmak gerekli. Sanıyorum burada çok büyük bir hata yapıldı ve Kairos fırsatın tanrısı sayesinde her şeyin değişebileceği düşünüldü. İkincisi eski Yunanlılar hübristen bahsetmekteydi. Tanrılaşma, kendisini tanrı olarak görme, sonsuz sınırsız bir güce sahip olduğunu düşünebilme. Ve bunun nomosla diyelim iktidarla dengelenmesi gerekmekteydi.
Bunu Rusya'da görmemekteyiz. Tam aksine hübrise bir kapanma ve kairosa bir tapınma şeklinde ortaya çıkmakta Putinizm. 2 günde Kiev'in ele geçirilmediği çok açık. Kaldı ki savaş bugün bitse bile ve bütün Ukrayna işgal edilse bile bu bir Putinizmin zaferi olarak değerlendirilemez. Çünkü bu şekilde kurulabilecek bir imparatorluk ancak ve ancak korku ve bir sefalet imparatorluğu olabilir. Mutlu bir imparatorluk, bir refah imparatorluğu olamaz. Biraz önce Timothy Snyder'ın kitabından bahsettim. Kanlı Topraklar, 1945'te başlayan gerilla savaşı Ukrayna'da ve Beyaz Rusya'da dışarıdan hiçbir destek gelmemesine rağmen 1948'e kadar devam etti. Şu anda kalkıp Rusya'nın böyle bir gerilla savaşına karşı uzun yıllar dayanabilmesi mümkün mü? Bundan kesinlikle emin değilim. Bu yüzden diyorum yani sorun sadece şey değil, askeri plan değil. Yani askeri planda tüm Ukrayna'yı bugün bu akşam işgal etmiş olsalar bile yenilgi, hezimet burada. Evet, bu savaşın baştan kaybedeni Putin'di zaten diyorsunuz. Bu savaşın baştan kaybedeni Putin'di. Bu savaşın baştan kaybedeni Putinizm'di. Ve bu savaşın baştan kaybedeni kökenleri 1950'lere hatta 19. yüzyılın sonuna ulaşan Slavofili ekol. Rusya'nın kalkıp bir Slav imparatorluğu kurma misyonunun olduğunu düşünen ve Rusya'nın Ortodoksluğun hem kılıncı hem de kalkanı görevini görmesini dile getiren bir düşünce akımı söz konusu. Bu düşünce akımı içerisinde kısmen Dostoyevski de var. Bu düşünce akımı içerisinde kısmen Tolstoy da var. Bu düşünce akımı içinde Solzhenitsyn var. Şunu bir örnek olarak vereyim. 1974'te Solzhenitsyn yarımadalarından hemen sonra Harvard'a gitmekte ve Harvard'dakiler bir demokrasi söylemi beklerken Solzhenitsyn tümüyle radikal bir sağ, radikal bir milliyetçi ve ortodoks bir söylem dile getirmekte, Slav İmparatorluğu'ndan bahsetmekte ve Batı'nın ontolojik olarak yozlaşmış olduğunu dile getirmekte. Yani çok uzun bir tarihsel arka planla karşı karşıyayız. Putinizm bu arka planın son hamlesi ya da son noktası. Dediğim gibi Putin başarılı olabilir. Fakat bu başarı bir Slav İmparatorluğu'nun oluşabileceği anlamına gelmez. Ya da böyle bir imparatorluk olsa olsa bir sefalet imparatorluğu. Ukrayna bölümüne gelirsek, mesela bu görüşmeler sonunda her ne olacaksa da burayı sormuyorum. Çünkü böyle bir saldırı karşısında bir ordu ne kadar dayanabilir onu 20 gündür görüyoruz. Ama bundan sonrası da zorlu bir süreç bekliyor Ukrayna'yı. Avrupa Birliği'ni siz dile getirdiniz. Erken üyelik talebini reddettiler. NATO zaten aslında Stoltenberg en başlarda işte Ukrayna'yı sanki bugün yarın yapamıyor çünkü savaşa dahil olması anlamına geliyor. Öte yandan Ukrayna'ya yardımlar geliyor ama bu savaşı kazanabileceği kadar değil bunlar. Nasıl bir rota izleyecek size göre Ukrayna? Bundan sonrası için de bu yönetimler hani coğrafya kaderdir diye acaba ondan dolayı mı Batı'yla Rusya arasında bir tampon bölge olmasından mütevellit. Neler yapılabilir ki Ukrayna egemen ulus devlet haline gelebilsin? Yani bu konuda tabii bir öngörüde bulunabilmem mümkün değil. Yani her şeyden önce Rusya'nın çekilmesi gerekmekte. Rusya çekilmeden önce sanıyorum hiçbir öngörüde bulunabilmek mümkün değil. Rusya'nın çekilmemesi şiddetin çok uzun yıllara yayılması anlamına gelmekte. Sanıyorum şu anda Ukrayna halkının tek istediği barış. Evet. Ve ikinci istek demokratik kurumların korunması. Ukrayna'da hiçbir zaman en azından 20 gün öncesine kadar bir Rusya nefreti yoktu. Fakat şu anda bu Rusya nefreti giderek yayılmaktan. Sadece bir örnek vereyim. Kırım'ın 42 yaşındaki genel savcısı, Cumhuriyet savcısı bir kadın, Putinizmin en önemli destekçilerindendi. Şu anda Putinizme karşı meydan okumakta. Bunu diğer bir örnekle de dile getirebiliriz. Karkov'daki Putin yanlısı milletvekilleri şu anda Rusya düşmanı haline gelmiş bulunmaktalar. Sanıyorum şu anda yapılması gereken Rusya'nın çekilmesi ve Ukrayna'nın demokratik kurumlarının korunması. Ukrayna ordusu yenilebilir fakat sanıyorum Ukrayna'daki direniş ve şiddet dinamiği ordudan başka gruplara geçmek.
Şu anda 200 bin gönüllüden bahsedilmekte ve bu şiddete katılma sadece erkekleri değil, kısmen de olsa kadınları da içeren. Bu uzayan bir savaş ister istemez bu şiddet dinamiğinin daha da güçlenmesini beraberinde getirmekte. Bugün Rusya'nın kalkıp anlatabileceği milli bir tarih, milli bir efsane yok. Son 20 günde görebildiğim kadarıyla milyonlarca Rus sokaklara dökülmedi, Evet. Putin'i desteklemedi. Bütün yerlerde, her yerde, her mekanda, her meydanda Z gibi, Z harfiyle başlayan reklamlar var. Fakat toplumsal bir dinamizm yok. Çünkü kalkıp niye Rusya Slav bir halka saldırıyor sorusunun cevabını verebilmek mümkün değil. Ama Ukrayna şu anda milli bir efsane yaratmakta. Bu milli efsane ne kadar geçerli, ne kadar abartılı, bütün bunlar ayrı bir olgu. Fakat nasıl ki diğer milletlerin tarihinde, Fransa'nın mesela direniş tarihi gibi vesaire bir milli efsane varsa, şu anda bu milli efsane yaratabilme kapasitesi Ukrayna'ya geçmiş durumda. Asabiyetten bahsettim. Hem bir iç dayanışma, hem de sizi harekete geçiren bir gerginlik, bir tansiyon. Şu anda bu asabiyet Ukraynalılara geçmiş durumda. Davadan bahsettim, evrensel bir dava. Şu anda Ukraynalıların hem biz kendi milletimizi savunuyoruz, hem de demokrasiyi savunuyoruz gibi bir söylem geliştirmesi söz konusu. Ve fedakarlık olgusu. Bu da bunlara geçmiş durumda. Yani bu durumda eğer Rusya çekilmese, dediğim gibi askeri olarak kazansa bile bir gerilla savaşının engellenebilmesi söz konusu olamaz. Evet. Bir önceki konuşmanızda işte Rusya'nın Ortodoksluğun kılıcı kalkanı vurgunuz vardı. Oradan da ben Ukrayna kilisesine, Kiev kilisesine dönmek isterim. Bunun Türkiye ile de şöyle bir bağlantısı olduğu iddia ediliyor. Siz ne düşünürsünüz? Çok merak ediyorum. Ukrayna Kilisesi Moskova Kilisesi'nden Rusya Kilisesi'nden ayrılırken 2019 yılında Fener Rum Patrikhanesi bu ayrılışı onaylıyor ve Kiev Kilisesi'ni ayrı bir kilise olarak kabul ediyor. Buna Rusya tabii ki karşı çıkıyor. Nasıl böyle bir şey olabilir? Onlar Moskova Kilisesi'ne bağlı diyor. Ama bu karar değişmiyor. Daha sonra Ayasofya'nın camiye çevrilme olayında Türkiye'nin dolayısıyla Putin hiç devreye girmiyor ve buna karşı çıkmıyor. Aslında Fener Rum Patrikhanesi Rusya'dan yardım istiyor. Bu yardım gelmiyor ve Ayasofya Kilisesi ki müzeydi zaten camiye çevrildi. Kılıçla çıktılar, işte konuşmalar yaptılar, dua ettiler, namaz kıldılar. Bu büyük bir olaydı tabii Ortodoks camiasında. Siz gerçekten Kiev Kilisesi'ne egemenlik hakkı tanımanın Ayasofya'nın camiye çevrilmesiyle bir bağlantısı olduğu kanaatinde misiniz? Bu konuda benim bir bilgim yok. Fakat şunu söyleyebilirim. Şu anda Ortodoks camiası bir patlama süreci, bir çöküş süreci yaşamakta. Çok derin kırılmalar var. Ve bu kırılmaların nedenlerinden birisi Rusya Ortodoks Kilisesi'nin oldukça radikalleşmiş olması ve savaş yanlısı bir konum tutması. Burada bir kırılma var. Bu hem bir iç kırılma. Çünkü Rus Ortodoksluğunda her zaman bir kırılma vardı. Fakat Rus Ortodoksluğunun kırılmasını Tolstoy çok açık bir şekilde dile getirmekte. Kilise yozlaştı. Kilise devletle, çarlıkla birleşti demekte Tolstoy. Şu anda olan bu kilisenin çarlıkla birleşmesinin çok daha radikal bir noktaya gelmesi. Hatta Rus Ortodoks Kilisesi'nin gerekirse nükleer silahlar bile kullanılabilmeli diye demesi. Putin tarihsel bir misyondan bahsetmekte, Rus Ortodoks Kilisesi ilahi bir misyondan bahsetmekte. Bu yarılmanın tabii sonuçları var, jeopolitik bazı sonuçları da var. Rusya'nın çok uzun bir zamandır Türkiye'ye göz kırptığını, hem Türkiye'yle düşmanlık ilişkisini geliştirdiğini, hem de Türkiye'de Erdoğanizmi şu ya da bu şekilde her kriz zamanında kurtarmaya çalıştığını bilmekteyiz. Bunu Afrin'de gördük 2017 yılında. Bunu Karabak'ta gördük ki Karabak olayı aynı zamanda da Paşinyan'ın devrimine karşı bir cezalandırma operasyonuydu. Ve kalkıp bugün Putin'in Ayasofya için herhangi bir şekilde devreye girmesi için
en ufak bir neden bulunmamakta. Ortodoksluk birleşik bir olgu değil. Rum ve Rus Ortodoks kiliseleri arasındaki çelişkilerin çok uzun bir zamana yayıldığını bilmekteyiz. Bu aynı zamanda Bulgaristan'ın içinde geçerli. Bulgaristan mesela hem varlığını Rusya'ya bağlı olan bir ülke, hem de Rusya'nın 1913'te 2. Balkan Savaşı'nda Bulgaristan'a ihanet etmiş olmasını hiçbir zaman affetmeyen bir ülke. Şu anda her ülke, Türkiye'de hem Yunanistan'da hem Bulgaristan'da Rusya'ya karşı nasıl bir tavır konulacağı bilinmemekte hem bir aşk ilişkisi var hem bir nefret ilişkisi var. Benim evet. söyleyebileceğim bu. Fakat Ayasofya konusunda özel bir bilgiye sahip değilim. Anladım. Bu Rusya ve Ukrayna meselesini son soruyla bitireyim. Sonra Türkiye bölümüne dönelim isterim. Ama Rusya ve Ukrayna bağlamında tabii. Dediniz ki Rusya bu savaştan Ukrayna'nın tümünü işgal edip çıksa bile yenilmiştir. Bir rivayete göre de, iddialara göre de eğer Ukrayna'da bir üstünlük sağlarsa bu diğer Avrupa ülkelerine dahi sıçrayabilir. Mesela Moldova'nın sırada beklediği gibi rivayetler var. Hakikaten kaybetse bile, yani Ukrayna'nın tümünü işgal ettiğinde kaybetmiş sayılsa bile toplum nezdinde. Bu saldırılarını devam ettirecek mi Putin? Onun imparatorluk hayalleri sizce nerede bitecek? Onun imparatorluk hayalleri evet Moldova'da bitmekte. Moldova'da bitmekte. Ve aynı zamanda Kafkasları da içermekte. Fakat Kafkaslarda Rusya'ya karşı bir bağımsızlık hareketinin olmadığını bilmekteyiz. Gürcistan bunu denedi. Bunun bedelini çok ağır bir şekilde ödedi. Ermenistan bunu denedi. Rusya'ya karşı çıkmak şeklinde değil. Fakat bir devrim yaparak da denedi. Bunun sınırlarını gördük mü? Ve Orta Asya ülkelerinde Rusya'dan kopma gibi bir eğilim yok. Rusya'dan kopma eğilimi ya da Rusya'ya düşmanlaşmadan Batı'ya yaklaşma eğilimi Ukrayna'da söz konusu, Beyaz Rusya'da söz konusu ve Moldova'da söz konusu. Ve sanıyorum eğer Rusya Ukrayna'ya hakim olursa ikinci bir aşamada hemen değilse de Moldova'yı hedef alabilir. Fakat şunu unutmayalım. Rusya'nın bugün ödediği askeri bedel çok ağır. Şimdiye kadar en azından 4.000-5.000 askerin öldürüldüğü söylenmekte. Birkaç gün önce, savaşın başlangıcından 4-5 gün sonra TASS haber ajansı bir haber geçirmişti. 2-3 saat sonra geri çekildi ve burada zayiatlar konusunda bilgi verilmekteydi. Sanıyorum 26 uçak, 27 helikopter, 150'den fazla tanka, 600-700 zırhlı araç, bunlar çok büyük rakamlar. Bunların yenilenebilmesi mümkün mü? Ukrayna gibi bir ülkeyi 200 bin kişiyle, 200 bin askerle kontrol edebilmek mümkün değil. Bunun ötesine gidebilmek mümkün mü? Bütün bu soruları hesaba katmak gerekiyor. Fakat şunu çok açık biliyoruz. 1848'de Avrupa'daki demokratik ihtilalleri, Avrupa'nın baharını, halkların baharını Rusya bastırdı ve Viyana'ya kadar gelebildi. Böyle bir tecrübe söz konusu. Zaten Alexander Dugin, Putinizmin ideologlarından olan birisi, bunu Batı'ya söylemekteydi. Siz o kadar yozlaştınız ki siz artık kendinizi kurtaramazsınız. Biz gelip sizi kurtaracağız. Fakat bu söylemlerin ötesinde realite olgusu var, realite prensibi var. Bu realite prensibine ne kadar uzun bir dönem unutacaklar ya da bu realizm prensibi ne kadar soyut bir şekilde algılanacak bunu pek bilemiyorum. Evet. Türkiye bölümüne gelirsek, öncelikle ben şunu sormak isterim. Takdir edersiniz ki 20 gündür Türkiye televizyonlarında Rusya'nın Ukrayna işgali her kanalda tartışılıyor ve bu kınanıyor. Türkiye'de herkes savaşa karşı ve bir ülkenin diğer toprakları, diğer halkın topraklarını işgal etmesi uluslararası bir suç olarak tanımlanıyor. Hatta bir askeri yetkili kalktı dedi ki bir programda bizim bile dedi Afrin'e girişimiz 3 aydan fazla sürdü. O yüzden de işte Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin henüz tamamlanmamış olması normal bir askeri süreçtir. Ben size sormak isterim. Türkiye Afrin'e girdiğinde karşısında bir devlet,
karşısında NATO'nun, Avrupa Birliği'nin, ABD'nin, tüm Batı'nın desteklediği, silah yardımı yaptığı bir devlet, bir halk mı vardı? Yoksa kendi düzensiz ordusuyla, kendi olanaklarıyla, kendi topraklarını savunmaya çalışan insanlar mı vardı? Neden 3 ay sürdü Afrin? Ve Türkiye'nin Suriye'deki askeri harekatlarını işgal olarak değerlendirmeyen, tümüyle arkasında duran, güvenlik prensiplerine göre değerlendiren herkes şimdi neden Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini böyle uluslararası hukuka aykırı olarak nitelendiriyor? Burada tabii ciddi bir ikiyüzlülük var ve bu ciddi ikiyüzlülük Afrin'le başlamıyor, Kıbrıs'la başlıyor. Evet. Yani Kıbrıs'ın %40'ına kadar olan bölümünün işgal edilmesi, bunun Türk ekonomisine entegre edilmesi, Kıbrıs siyasetinin tümüyle Türkiye tarafından belirlenmesi zaten Rusya'nın Donbas'ta yaptığı bir işti. Yani burada çifte bir standart kullanmamak gerekiyor, her ikisi de işgal. Ve Afrin'e gelince, Afrin şu anda tamamıyla bir cihadistan'a dönüşmüş durumda. Fakat bu cihadistan aynı zamanda Türkiye'nin paramiliter ya da Erdoğanizm'in paramiliter yapılarına da entegre olan bir cihadistan. Ve bu cihadistanın oluşması 72 gün boyunca Afrin'in bombalanması sayesinde mümkün olabildi. Afrin'de direnenler birkaç bin kişiydi. Yani ne bir ordu vardı, ne bir askeri bir güç vardı, ne uçaklar vardı, ne tank savarlar ya da uçak savarlar vardı ya da çok kısmi olarak vardı. Ve bu Türkiye'nin Afrin'e girebilmesi dediğim gibi Rusya'nın Türkiye'ye yaptığı bir jest olarak değerlendirilmeli. Rusya Türkiye'nin girişine karşı çıkmadığı, Türkiye'ye belki bazı sınırlar koydu. Fakat bu şekilde hem Kürtleri cezalandırmak istedi, hem de Türkiye'ye ya da Erdoğanizm'e Halep için teşekkür etmek istedi. 2016'da unutmayalım, Halep 10 günler boyunca bombalandı. Ve bu bombalanma aynı zamanda son derece kilit bir şekilde yapıldı. Çünkü bombalama başlamadan önce Putin Rus askerlerinin Suriye'den çıkmaya başladığını dile getirmekteydi. Bunu Ukrayna'da da gördük. Ukrayna Savaşı başlamadan hemen önce, birkaç gün önce Putin Rus askerlerinin Ukrayna'dan geri çekildiğini dile getirmekteydi ve hemen sonra savaş başladı. Ve sanıyorum Halep'in yok edilmesi aynı zamanda Türkiye'nin Halep'teki direnişe desteğini çekmesi sayesinde söz konusu olabilmişti. Ve burada biraz al gülüm ver gülüm olayı var. Ben Halep'i yok ederim, sen de Afrin'i ele geçirebilirsin. Evet, bu imparatorluk hayalleriyle başlamıştık Putin'in. Oradan Türkiye bölümüyle devam etmek isterim. Çünkü Arapça medyada sürekli Erdoğan'ın bir imparatorluk, Osmanlı İmparatorluğu hayaliyle yaşadığı ve buna uygun hareket ettiği yazılıyordu. Bu çok eleştiriliyordu. Libya politikası, orada taraf olup bilfiil savaşa katılması, Mısır'da Müslüman kardeşlerle ilişkileri, Suriye hakeza, bir bütün olarak Orta Doğu politikası çok eleştiriliyordu AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın. Daha sonra Türkiye bir dış politikada değişik bir politikaya gitti. Yeni normalleşme süreci dendi adına. Mısır'la ilişki kurmak istedi, İsrail'le ilişki kuruyor. Libya'dan daha az bahsediliyor artık Türkiye'de. Suriye konusuna hiç girmiyoruz nedense. Çünkü Suriye her gün konuşulan ve bizim için güvenlik meselesi, bizim için beka meselesi denen bir yerdi. Sanki Suriye ortadan kalkmış gibi Erdoğan hiç Suriye'den bahsetmiyor. Dağlık Karabağ'daki durumu da ortada. Doğu Akdeniz'e gitti, donanmalarla girdiler, oradan bir şey çıktı. İşte Ermenistan'la normalleşme, Yunanistan'la, İsrail'le yeni bir süreç başladı. Size göre Erdoğan bu imparatorluk hayallerinden vaz mı geçti ya da vazgeçmek zorunda mı kaldı? Her şeyden önce şunu unutmayalım. Erdoğan'da da Putin'de de çok şiddetli bir imparatorluk nostaljisi var. Bu nostaljiye bir türlü bitmeyen bir nostaljiye. Ve her kriz anında yeniden ortaya çıkabilen bir nostaljiye. Pragmatik anlar çok az devam edebiliyor. Erdoğan şu anda bunu dile getirmiyor. Fakat sanıyorum 2019'da, 2020'de en azından 4-5 kez Osmanlı'nın Türk'ün ana vatanının 20 kilometre kare olduğunu ve bu ana vatanın 781 kilometre kareye indirgendiğini dile getirmektedir. Türk'ün ana vatanı demek ki Bulgarların, Arapların, Kürtlerin, Ermenilerin, Yunanlıların,
bir vatan özlü olmadıklarını ve bir vatan sahibi olma hakkına sahip olmadıkları anlamına gelmekte. Bu nostalji tükenmiş değil. Pragmatik bir an yaşıyoruz çünkü realiteler ortada, ekonomik kriz ortada. Çünkü ABD ile olan flört dönemi bitti. Trumpizmin gitmesi hem Erdoğan açısından hem Putin açısından çok büyük bir felaket olarak değerlendirilmekte. Ve ona göre şu anda bir denge siyaseti geliştirmekte. Bu denge siyaseti aynı zamanda da toplumun hafızasını tümüyle silinmiş olması ya da çökertilmiş olmasını da beraberinde getirmekte. Biraz Orwellian bir dünyada yaşamaktayız. George Orwell'in 1984 kitabı imparatorluk savaş halinde ama kiminle savaş halinde? Batıyla mı savaş halinde, doğuyla mı savaş halinde? Şu anda bütün bu bahsettiğiniz olaylar, savaşlar, Orta Doğu'ya müdahaleler, girişimler, saldırılar, hakaretler tümüyle unutulmuş durumda. Sadece bunlar unutulmamış durumda. iPhone'ları kıranları, dolarları yakanları, Hollanda kökenli oldukları için danaları boğazlayanları hatırlayalım. Bütün bu söylemler şu anda tükenmiş durumda. Fakat bu tükenme yarın bu söylemlerin yeniden başlamayacağı anlamına gelmemekte. Şu anda bir pragmatizm dönemi yaşıyoruz. Bu pragmatizm dönemi ne kadar devam edecek bilemiyorum. Müesseseleşebilecek mi bilemiyorum. Fakat Hannah Arendt totaliter rejimleri sürekli hareketlilik rejimleri olarak değerlendirmekteydi. Benim korkum dış politikadaki sakinleşmenin iç politikada bir gerginlikle alt başa gitmesi. İç politikada çok daha sert bir siyasetin izlenmesi. Bu benim korkum. Mesela Mesela muhalefete karşı çok daha büyük bir saldırının başlaması, sivil toplum kurumları dediğimiz fakat benim direniş sahaları olarak değerlendirdiğim mekanlara karşı bir saldırının başlatılması, şu anda var olan özgürlük sahalarının, özgür ifade sahalarının, gazetelerin vesaire çok büyük bir saldırıya uğraması, entelektüellerin çok büyük bir saldırıya uğraması ki bunun örneklerini birkaç gün önce zaten görebildik. 2023'te, yani normal zamanda yapılırsa 2023'te bir seçim yapılacak Türkiye'de. Bu seçime giderken özellikle de bu ekonomik kriz içinde zaten hali hazırda AKP MHP iktidarı bu kadar zor içindeyken bu demokratik hakları, Türkiye'deki demokratik olmayan ortamı daha da harlandıracak hareketler yapar mı iktidar size göre? Özellikle de Batı'ya bu kadar yakın hissederken kendini, Avrupa Birliği'ne aman da canım bizi erkenden alın, ne olmuş bütün her şeyi biz yerine getirdik, çok demokratik ülkeyiz mesajları verirken ABD'ye biz çok iyi anlaşırız, siz bize F-16'ları, F-35'leri verin, S-400'ler zaten hangarda bekliyor derken. Sizce mümkün olur mu bu? Yaparlar mı? Göze alırlar mı bunu? Bunu dışlamıyorum. Yani böyle bir şiddet siyasetini, zor siyasetini, baskı siyasetini kesinlikle dışlamıyorum. Çünkü rejimin istikrarlı bir şekilde devam edebilmesi mümkün değil. Rejim ancak ve ancak krizlerde kaynaklarını, var olabilme kaynaklarını, kendisini devam ettirebilme kaynaklarını bulabilmekte. Benim korkum aynı zamanda şu anda Rusya ile olan savaşın, Rusya'nın başlattığı savaşın diğer antidemokrasileri hem zayıflatması hem güçlendirmesi. Zayıflatması, çünkü Putinizmin zayıflaması aynı zamanda bu antidemokrasilerin de referanslarının, kaynaklarının, ideolojik ufuklarının silinmesi anlamına gelmekte ya da itibar kaybetmesi anlamına gelmekte. Ama diğer yandan güçlenmesi de söz konusu. Çünkü uluslararası ilişkilerde Çinizmin çok önemli bir rol oynadığını bilmekteyiz. Rusya düşmanı olan ya da Rusya'ya karşı bizim de ittifak edebilecek olan bütün iktidarlara müsamaha etmek ya da göz yummak. Bunu Avrupa'da çok açık bir şekilde gördük. Mesela Avrupa'da son 5-6 yılda 2015'ten 2016'dan sonra Türkiye'ye karşı en ufak bir tedbir alınmadığı ya da bir baskı siyasetinin başvurulmadığı, ABD'nin siyaseti bir baskı siyaseti değil. Yani otoritersiniz, zaten sizden başka bir şey çıkmaz, kültürünüz zaten böyle, sizden demokrat olmaz. O yüzden artık ne haliniz varsa görünüz ama uluslararası ilişkilerde bize ters düşmeyiniz. Böyle bir söylemin oluşabilmesi söz konusu. Şu anda Rusya'ya karşı başlayan
direniş cephesi mi diyelim, muhalefet cephesi mi diyelim, dünyanın demokratikleşmesini sağlayabilecek ya da güçlendirebilecek, hızlandırabilecek bir süreç değil. Her iki süreci birbirinden ayırmak gerekiyor. Rusya'nın izole edilmesi, diğer antidemokratik ülkelerle, rejimlerle bir bilek güreşine girişileceği anlamına gelmemekte. O yüzden mesela bir Venezuela ile yeniden temas kurmak söz konusu, İran'la ilişkilerin canlandırılması söz konusu ve bunlar iç siyasette hiçbir reformun yapılması koşuluyla yapılmayan, atılmayan adımlar. O yüzden çok tedbirli olmamız gerekiyor. Yani hem Erdoğanizmin gelişmesi söz konusu olduğunda hem de Batı demokrasilerinin antidemokrasilere karşı nasıl da bir tedbir alacağı konusunda çok dikkatli olmamız gerekiyor. Peki bu duruma gelindiğinde, yani Türkiye'de sizin direniş cephesi olarak adlandırdığınız sivil toplum kuruluşlarına saldırılar arttığındaki hali hazırda var, ama bu saldırılar daha da fazla arttığında muhalefete karşı, örneğin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Çubuk'ta saldırıya uğraması, her gün hem AKP hem MHP tarafından hedef gösterilmesi, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Karadeniz'de saldırıya uğraması, Erdoğan'ın hedef göstermesi nedeniyle HDP'nin zaten kuruluşundan bu yana o kadar çok baskıya maruz kalması, il binalarının basılıp çalışanlarının öldürülmesi, HDP'nin bir kapatma davasıyla yüz yüze olması, siyasetçilerinin, yüzlerce siyasetçinin, binlerce siyasetçinin cezaevlerinde olması, yargılanıyor olması. Bunlara karşı neler yapılabilir size göre? Bir muhalefet bloğu oluştu. Daha doğrusu iki tane oluştu. Biri CHP'nin ve İYİ Parti'nin de içinde olduğu bir blok. Biri de HDP'nin ve diğer demokrat güçlerin yan yana geldiği bir blok. Bu iktidar saldırılarına karşı kendilerini nasıl koruyabilir bu muhalefet blokları size göre? Bu konuda benim bir cevabım yok. Siyasetin de olduğu da dışında olduğum için onlara kalkıp verebileceğim bir öğüt ya da bir tavsiye de yok. Fakat her şeyin sadece siyasi partiler düzeyinde düşünülmemesi gerekmekte. Orada da uzun erimli bir tarih söz konusu, uzun erimli bir gelecek de söz konusu. Bu direniş sahalarının müesseseleşmesi, güçlendirilmesi, uzun erimli bir olarak düşünülmesi şart. Yani yarın eğer çok ciddi bir gerginlik dönemi yaşansa bile, baskı dönemi siyasi partilere karşı baskı dönemi yaşansa bile bu direniş sahalarının var olması çok önemli olacak. Bunu Kürt örneğinde çok iyi bir şekilde görmekteyiz. Yani şu anda Türkiye Kürdistan'ında toplumu taşıyan diyelim ya da toplumun var olmasını mümkün kılan fakat aynı zamanda toplumsal dinamikleri dile getiren hem bir yandan HDP var fakat diğer yandan bir bilinç var. Bir Evet. Kürt olma bilinci, bir direniş bilinci, Kürtçe okumaya başlanılması, tarih söylemi vesaire. Sanıyorum bu direniş sahalarının kendilerini sadece siyasi partilere bağımlı bir sahalar olarak görmemeleri gerekiyor. Evet, Ve demek bunu ki. mesela diyelim ki şu anda Rusya gibi bir ülkede de görmek değil ya da Beyaz Rusya'da da görmek değilse yani Rusya'da kalkıp bir muhalefet partisinden yola çıkarak ya da muhalefet cephesinden yola çıkarak iktidarı devirebilmek ya da seçimleri kazanabilmek mümkün değil. Beyaz Rusya'da da bu söz konusu değil. Ama mesela Moskova'da kalkıp 5.000 akademisyenin ki bunlara barış için akademisyenler diyelim kalkıp bir bildiri imzalamış olmaları bu bildiriyi şahsen isimlerini koyarak yani kendilerini çok teşhir ederek ve çok büyük risikolar alarak imzalamış olmaları çok önemli. Ya da Dimitri Peskov'un ki Kremlin'in sözcüsü, Dimitri Peskov'un kızının kalkıp barış yanlısı olduğunu dile getirmesi bu sahaların ne kadar önemli olduğunu göstermekte. Evet, demek ki dünyanın neresinde olursak olalım demokrasi mücadelesini ancak sivil toplum kuruluşlarıyla, toplum içinde bu demokrasinin bütün ayaklarını oluşturarak bu otokrasilere karşı mücadele verilebilir. Sadece siyaset cephelerinde değil. Ben bunu anladım. Doğru mudur hocam? Bu doğru. Dediğim gibi yani çok uzun erimli düşünmek gerekiyor. Dünya tarihi 2023'te bitmeyecek olan bir tarih. Türkiye tarihi de 2023'te bitmeyecek olan tarih. 2024'te Rusya'da seçimler var. Rusya tarihi 2024'te bitmeyecek olan bir tarih. Yani o yüzden demokrasi için mücadeleyi çok daha değişik sahalardan yola çıkarak, bunlardan
yola çıkarak düşünebilmek gerekiyor. Evet. Sayın Hamit Bozarslan, çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için. Rica ederim. İyi akşamlar. Bu akşam Odak programında Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarındaki son durumu ve tarihi arka planını tarihçi ve siyaset bilimci Profesör Doktor Hamit Bozarslan değerlendirdi. İyi akşamlar.